Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Dönerim pişkin, kıymasız yaprak döner. Buyurun, buyurun. Sarf dana etinden efendim. Ve kuzu döş değil mi ustam? Aynen. Başka neler var? Yaprak, kıyma. Kuzu kıyma yok. Var. Kıyma yok. Asla. Baharat da yok. Tuz ve et. Olsa anlar mıyız kıyma anlarsınız, olduğunu? Nasıl anlarız? Görüntü haricinde aralara böyle yani, kıstırırlarsa. Böyle delikli delikli sıvılar akar. O zaman anlarsınız. Delikli delikli sıvılar akar. Buradan önce böyle yemeden önce yani dönere çizgi, çaktırmadan bakıp. Yaprak bakın. Olduğunu anlayabilirsiniz baktığınızda. Şu anda görüyoruz. Evet. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Evet. Yaprak olduğunu görüyoruz. Peki hep merak ediyorum ben. Siz de merak ediyor musunuz? Çok. Böyle yapraklar çok ince, biraz daha kalın olsa ne olur? Hani çok uğraşıyorsunuz ya böyle incecik incecik evet. Kesiyorsunuz. İşte biraz o zaman daha... da pütür pütür düşer. Yani tam yaprak düşmez, eşit pişmez. Anladım. Eşit pişmez. İskender döneri biraz daha farklı galiba. Arada yaprak ve onun kıyma var galiba. Yani aslında işte bizi yıllarca böyle kıymadan olur İskender, kebaptan olur deyip katkı maddeleri olan şeyler yedirdiler. Ben hakiki yaprak dönerinden yapılmasını tercih ediyorum. Ve İskender. Öyle de öneriyorum evet. Valla Serkan Mutlu'nun dönerinden ben daha önce yedim. Ben de yedim. Hatta yediniz kesmeye mi? Bile çalıştım. Tabii öyle tabii. Mi? Tabii biz çok eski arkadaşız. Arkadaş olduğunuzu biliyorum ama daha önce tattığım için işin ustasından yediğinizde zaten o tadı alıyorsunuz. Öyle değil mi? Bir de evet, renge bakınca da anlaşılıyor ya. Bazı değil mi? Yanlış mı biliyorum? Aynen. Böyle bakıyorsun hani kararmış böyle... Anormal bir rengi olunca o dönere fazla yaklaşmıyoruz. Niye kararır? Eti haşlıyorlar. Akşamdan hazırlayıp sabah takıp direkt kesmeye başlıyorlar. Hmm. Kızgın ateşin önüne veriyorlar. Dinlendirmiyorlar. Bu da dışı yanıyor. Kestiğinde altından kan rengi çıkıyor. Ha. Ama doğru bir et dinlendiği zaman kesseniz grimsi bir renk çıkar. Kan dökülmez. Hmm. Yani böyle dışı da yanmaz. Böyle biraz altın sarısı renginde pişer. Kahve şimdi rengi pişer. Serkan Bey... sanki ustaymış gibi anlatıyor. Aslında işinin ustası ama aynı zamanda da müthiş bir iş adamı. Bu tadımızı, lezzetimizi dünyaya yayıyor. Evet. Kazakistan, Azerbaycan, Riyad. İran. Başka var mı? İran. İran, Türkmenistan, Özbekistan'da varız. Özbekistan, Türkmenistan. Evet, Ürdün'e, gidiyoruz. Özbekistan'da nerede varsınız? Taşkent'te. Başkenti Taşkent'te varız. Saliha, Maksude duydunuz mu? Taşkent'teler. Oo, nasıl buluyorlar acaba? Siz seviyorsunuz tabii döner değil mi? Ben bir Adanalı olarak et seviyorum ama son dönemde biraz dikkat ediyoruz artık yaşayacağım da. Ama hani iyi bir döneri her zaman... yerim. Peki İskender mi döner mi? Pilav üstü döner ya da yok, dürüm içi döner mi? İskender mi? Tamamen şey sade döner. Evet, et döner. Eti et gibi yedirmeyi seviyoruz. Onun da öne çıkıyoruz yani böyle çok katkılar falan filan değil de. Et gibi et yiyin diyoruz. Bu nedir burada kaynıyor? O İskender olacak işte. Jos mu? Jos mu hani son anına gelip böyle dökülen? Bursa'dan hocam yani rica edeceğim. Bu da hakiki domates sosu. Bildiğimiz domates sosu. Aynen. Bazı yerlerde böyle direkt salçayı sulandırıp koyuyorlar. O böyle salçanın, kötü salçanın böyle sası bir kokusu vardır. O bütün etin o lezzetini yok ediyor. Ben bol salçalı yerim mesela. Ama ekstra işte, salça isterim muhakkak. Ama salça nasıl salça? İçinde biraz sos var mı? Böyle şey hani tad anlamında bir şeyler var mı? Hani Allah salçasını sulandırıp böyle biraz kaynatıp abi falan dedikleri zaman o etin lezzetini bence örtüyor. Etin lezzetini almak istiyorsanız zaten pek öyle sosa falan girmemek gerekiyor yani herhalde değil mi? Ben onları önermiyorum tabii ki ama neticede bir İskender yapacağız. Bu da bizim mesleğimiz, bizim kültürümüz. Seven insanlar da çok var. Doğal olarak gerçek domates... Közlenmiş domatesden bu sosu yaptığımız zaman o zaman o acısı gider. Salça değil de et tadı alırız. Şu... dönerin kesilmesi bitmeden Allah rızası için bir deneyebilir miyim? Fakat siz denemişsiniz. Denedim ama sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Onun için denemek istiyorum işte. O zaman buyurun efendim. Aile için yerimiz var. Aile salonumuza doğru alalım sizi. Ama bana bir önce şey vermeniz gerekiyor. Tüyo. Ustama bir mikrofon uzatacağım ben. Ustam bana anlatsın döneri nasıl kesiyor. Ya döner şöyle göstereyim öncelikle size. Önce bir düz bakması lazım ocağa ki eşit pişsin her tarafı. Tamam. Ondan sonra bıçağımızı alıyoruz. Sopayla tutuyoruz döneri. Bıçakla gidip geliyoruz sonuna kadar. Testere gibi. Testere gibi ama incecik kesiyor ustam. İnceliği ayarlamak lazım. Bu şekilde. Oh. hafif hafif de böyle şey tam pişmemiş gibi mi olması gerekiyor? Biz biraz sulu bırakıyoruz zaten. Çok piştiği zaman kuruyor. Adana'da da öyle derler. Aynen. Kebap benim biraz sulu kalsın. Aynen. Yani kurumayacak o. Bu arada Altan Bey'e bir sürprizimiz var. Altan Gördüm'ün bu. Tabii gurmeyim ben. O espriyi yapmayacağım, sonradan gurme demeyeceğim. Altan Bey Adanalı, ondan ilham alarak Adana'ya bir şube açıyoruz. Gerçekten mi? 20 gün sonra birlikte oradayız. Ben de İzmir'deyim, İzmirliyim. İzmir'den de ilham alıp İzmir'e de açar mısınız? İzmir'de yaşıyor, Adanalı. Demin onu konuştuk. Adana'dan sonra hemen İzmir'e. Okulumuzun adı ne bizim? Ben Ankara İlkokulu, sonra Emlak Bankası İlkokulu. Karşıyaka Erkek Sesi. Daha da... Olayın şok en ortasından. Şimdi ben deneyeceğim müsaade ederseniz. Tabii ki. Böyle keman gibi. Keman gibi. Giderken de gelirken. Çalarsınız zaten keman değil mi? Ben gitar ve piyano. Her gün keman çalarım. O arşeyi tuttum mu beni tutmayın. Bakalım. Şimdi. Çok merak ediyorum şu anda. Haydi şimdi, bismillah. Haydi bismillah. Bunu da döndürüyorum galiba. Döndürdüm. Şöyle çevireceksin. Çevirdim. Orayı. Burayı. Burayı keseceğim. Orayı mı keseceksin? Tamam. Burası daha olmamış mı? Olmuş. Tamam, burayı niye kestirmiyorsun? Şimdi Kemal'ın akordu biraz sorunlu galiba. Bıçağını şöyle tut. Size de vereceğim bu bıçağı Altan Bey. Arkadan benle alay ediyorsunuz ama. Ben çok güzel cello çalarım. Cello gibi keseceğim ben. Böyle giderken de gelirken de. Bir dakika, ben yapamayayım ki bunun ne kadar zor olduğunu anlasınlar izleyicilerimiz. Aynen. Şurası sanki daha olmuş gibi ha? Evet. Evet, ben bunu keseyim en iyisi. Orada birazcık pembelikler gördüm de. Biraz kalın mı oldu? Yok, o akşam ızgarasına mangal hazırlıyor. Büftekçi. Şöyle verev kesmek gerekiyor. Evet. Bir dakika, bir şey soracağım. Ben mi beceriksizim yoksa kolay mı değil? O döner yanlış et takmışsınız. Yanlış et takmış. Ocak yanlış. Ya. Buyurun Altan Bey. Hayır asla. Buyurun gelin. Siz de görelim. Buyurun efendim. O tecrübelidir. Bir düzeltseydin önce. Biliyorsunuz elden alınmaz. Şöyle evet. Buyurun efendim, aile içi yerim var. Bir de şu hareketleriniz var ya sahibi. Ama tam işte bir dönerlik gelmiş. Yok mu? Hocam altı pişmemiş. Böyle küçük küçük doğrayayım o zaman. Buyurun. Vay. Kendimi rezil hissediyorum şu anda. Estağfurullah. Aktör. Rezil. Bir dakika, çevireceğim şunu. İşte buradan geliyorum. Evet. Buyurun Altan Gördüm'ün. Bir şey soracağım. Seyirciye koku gidiyor mudur? Bizi eğer sevgili rahmetli Zeki Müren seyrediyorsa, bir yerlerden görüyorsa... Fakat şu anda şuradan yiyesim var ha, direkt böyle konuya girip hani hard diye. O kadar yani sayın seyirciler. Ama bir dakika, siz bu işte tecrübeliymişsiniz. Benim ilk denemem. Evet buyurun o zaman. Haydi bakalım, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Atasözlerin hepsi doğrudur. Peki, yenildiğimi kabul ediyorum ama en azından biraz daha olayı algıladım galiba. Biraz daha elinizi aşağı doğru şöyle bir çaprazın bırak. Böyle daha iyi olacak galiba. Yalnız ilgili bir insan. Evet yani, ben olayı... Onun bu ilgisiyle kısa zamanda çözeriz biz. Bak. En azından bir iki parça çıkardım. Tabii. Bak hocam. Allah. Gerçekten. Çok o iş güzel. Tamam. Alkış o zaman, bence güzel oldu. Ben bu işi ustasına devretmek istiyorum çünkü. Sıradaki şubemizin müdürü, ustabaşısı Oylum Talu. Aldınız mı beni işe? İşiniz çok her zaman sizin. Çok teşekkürler. Çok hocam, siz de işletmeciydiniz zamanında. Bizim İzmir'de, Alsancak'ta, Karşıyaka'da yerlerimiz vardı. Hala da kardeşim İzmir'de böyle bir ocakbaşı Alsancak'ta işletiyor. Bir de İstanbul'da da bir ara geçen sene bir şeyler yaptım ben. Ama İlgilisiniz yani restorancılığa. Kulüste İzmir'de birlikte bir şeyler yapalım diye konuşuyorduk. Tabii. Yenilen sonra... pehlivan güreşe doymaz misali mi yoksa? Yok, hayır. Kaliteli bir şey varsa o kaliteyi mümkün olunca yaymak lazım. Hani ülke satına, dünyaya. Bu bizim böyle kültürümüzde olan bir yiyecek. Gerçi hani Avrupa'da da artık yapılıyor. Çok ilginç. Polonya'ya gittik biz bir film festivali için. Birçok yerde dönerci var. Türk mü dedim, yok, Polonyalılar öğrenmişler. Bir şekilde kebap yazıyor. O kadar çok dönerci vardı ki tabii böyle bir şey değil. Ama çok tehlikeli bu. Çünkü bize has şeyleri Avrupa, Amerika, dünyanın neresinde olursa olsun edinmeye o kadar meraklılar ki bir yerde döneraki diye duymayalım. Ya, gyros var. Mesela. Yunanların gyros diye bizim bu dönere benzeyen bir şeyimiz var ama çıkış kökeninin burası olduğunu artık insanlar kabul etti. Aynen. Ya biz de en iyisin işte bakın orijinali budur deyip oraları falan götürüyorsak ki sevgili dostumuzun yaptığı da bence bu. Tabii ki ticari bir yatırım ama bir de bu işte bu toprakların kültürünü, iyi kültürünü bir şekilde dünyaya yayıyorlar. Bence alkışlanacak bir eylem. Eti nereden seçiyorsunuz? Ya şimdi şöyle biz bir bölgeye bağlı değiliz. Hani bir bölgenin iyi bir toprağından yetişmiyor. Besiyle alakalı bir şey. Şimdi iyi bir konuya değindiniz. Ben bir açıklama yapayım. İstanbul'da özellikle son dönemde iyi restoranlar var. Fazla et satıyorlar ve ciddi rakamlarda, kilolarda etler satıyorlar. Hangisine sorduysanız diyorlar ki biz Trakya'dan et kullanıyoruz. İşte evet. Trakya'da ne Trakya'ymış ama. Ne Trakya'ymış, et bitmedi Trakya'dan. Kesilen etin sayısı belli. Yani hayvanın sayısı belli, kuzunun sayısı belli. Herkesin kandırıyorlar yani. Yani son dönemlerde Balıkesir, Afyon, Gönen'de bunlarda da çok iyi etler yetişiyor. Besiyle alakalı. Doğru besi olduğu zaman dört dörtlük etinizi alabilirsiniz. Biz aynı besiciliği işte Türkmenistan'da, Kazakistan'da yapıp çok doğru neticeler aldık yani oralarda. Şimdi demin konuşuyorsunuz işte Avrupa'da bizim dönerimize Amerika'da orada burada gyro diyorlar. Arap ülkelerinde şavurma diyorlar. Yani onlar için döner... Çevirme anlamında mı? Yani şavurma. Döner, şavurma. Evet, evet, şavurma. Döner onlar için yani böyle kalitesiz, basit bir yemek. Aslında bu benim yaptığım şey şu. Bizim kültürümüzü, onlara gerçek dönerimizi yaymak ve dönerciliği büfe mesleği mantığından çıkarmak. Sokak aralarında değil de ciddi bir restoranda ailelerin gelebildiği, insanların hizmet alabildiği restoranlar haline getirebilmek. Bir de bunu bizim dönerimiz, siz taklitçisiniz, gerçek döneri biz yapıyoruz demek bizim amacımız. Bu şekilde bir yola çıktık, iyi de ilerliyoruz, tanıttık kısa zamanda da. Aslında kolay bir şey değil yaptıkları yani. Düşünün ki şöyle kocaman bir döner, bugün bitecek diye takıyorsunuz ama bitmiyor, çöp. Bitmezse ne olur? Hani bir şey oldu, o gün bir aksilik oldu. Varsayalım 100 kiloluk bir döner taktınız. Evet. O satılmalı o gün. Belli bir saatte satılmalı değil mi? Evet. Belli bir saatten sonra et kararıyor, suyu akıyor, lezzeti filan. Bir 3-4 saat demiştim. 4 saatte filan satılmadığını varsayalım. Ne olacak? Ya işte piyasadaki dönerciler bunların satılmadığı zaman tekrardan dolaba koyup bir sonraki gün ya ete yedirip tekrar takıyorlar ya da o döneri olduğu gibi takıyorlar ve bunu da şimdi et ekşiyor, kuruyor, kararıyor, tadı lezzetsizleştiriyor. Bunu bizlere işte soslu dürüm, soslu et olarak soslarla bu etin ayıbını kapatarak bizlere yediriyorlar. Biz de çok güzel bir şey yediğimizi hissediyoruz. Ben o yüzden diyorum ki eti et gibi yiyin. Şimdi bizdeki mantık şu. Biz bir restoranı açmadan önce bakıyoruz ki orada denemeler yapıyoruz. Buranın kapasitesine 4 saatte tüketebileceğimiz bir et takıyoruz. Yani günlük 100 kilo mu takacağız? Bunu 3 tane şiş halinde takıyoruz. 4-5 saatten sonra zaten döner yabanlaşıyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha kaliteli bir et ortaya çıkıyor. Hadi bir İskender yapalım. Bir İskender yapalım, evet. Serkan Bey, bir İskender yapalım. Evet, evet, bu vazgeçilmez tabağımızı aldık efendim. Bu, evet, bunda yemek de ayrı bir keyif. O bıçağı demin elinize aldınız ama ben çok keskin gibi. Ben domates kesecektim, sonra vazgeçtim. Kestiririm size ya. Ha? Yani böyle normal. Şöyle, hadi buyurun. Kestiririm ya. Yok. Bak işte daha keskin değilmiş gibi. Evet. Bunun adı neydi? Serkan Mutlu. Bu masat. Masat. Aynen. Başka bir şey. Bileği başka bir şey. Masatın özelliği ne? Masatın özelliği şu, bıçağın ince ucunu daha iyi açması. Yani yalayacak bu bıçağı böyle. Bunun üzerinde bir tür yok yani E'de olduğu gibi. E'de var. E dişli. Allah Allah. Bu dişsiz. Ben bunun ne olduğunu asla bilmiyorum. Yani Altan abi bizim mesleğe el attı arkadaşlar. Ya hayır, öğreneyim diyorum. Hemen şu İskender pidesi. Bunu biz Konya sarı buğday mısır unundan yapıyoruz ve kepek unuyla karıştırarak yapıyoruz. Yakışır. Doğal olarak bu biraz daha hafif oluyor. Öyle hamur yedirmiyoruz. Şöyle doğrayacağız. Şimdi bir parmak gitmesin de. Mısır unu ve şey mi dedin? Normal kepek unuyla. Aynen. Gluten diyetinde olmaz. Gluten diyeti niye gluten diyeti? Gülü çünkü. Altan abi bu ara gluten diyetine takmış. Ya yok, Altan gördüm diyet yapmasın. Diyet yapmıyorum, öyle bir derdim yok. Bence de sadece yapmasın. Fiziği gayet iyi. Arkadaşımın tavsiyesiyle böyle biz kızım Vahide bir şeye başladık. Böyle bir sağlıkla ilgili bir şeyi kolluyoruz. Ve iyi gidiyor şu anda. Hı. Şu anda iyi gidiyor. Kilo vermek mi? Kilo vermek değil. Şöyle bir teori var. Özellikle bazı insanlarda bu maddeye karşı bir hassasiyet var. Hı. O hassas, mesela kemik ağrılarınız oluyor, kalkıyorsunuz yorgun, bir şişkinlik oluyor filan. Hani o pinner testi yaptırırsınız ha, ya. Evet. Onda yapılmadı da bir deneme. Benim öyle bir hassasiyetim yok ama onu kestikten sonra beyaz ekmek zaten yemiyorduk. O tam buğday unu filan yiyorduk. Onu kestikten sonra daha bir hafiflediğimi hissediyorum. Ya Allah'ım ya. Allah, bu ne ya, çok güzel. Şöyle şimdi yapacağız. Bu programdan sonra öğle yemeğinde İskender restoranlarında patlama yaşanacak. Önceden tartılsaydık program öncesi keşke. Değil mi? Of 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 of, acıma usta, acıma. Bu bir görsel efekt. Görsel şov yapıyor. Biraz acı. Oh. Şöyle yapacağız. Bu üstüne patates koymalar, böyle köfte koymalar etin falan. Etin tadını tamamen alır. Yok, yapmayın. Hiç gerek yok. Bu sade. Domates, biber, yani en azından böyle bir tad alırsın. Ne yediğini bilirsin. Hiç o işlere girmeyelim. Şimdi ne koyuyoruz? Şöyle yoğurt koyacağız. Yoğurt. Buyurun, buyurun. Önce aile salonumuz yukarıda da efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Sen döner yemeğe geldin. Yıllar önce şeyde, ne o kemer altında vardır ya 3-5 dönerci. İskender demezler, yoğurtlu soslu. Herhalde yoğurtlu o zaman soslu. Bir şey. Buyurun efendim, üst katta aile yerimiz vardı. Böyle bir çocukluğumuzda şimdi hani o ayrı bir lezzet. Döküyorum. Show TV yayınımıza geldi. Neden geldi acaba? Şu anda Show TV'de canlı yayında. Stüdyodan koşarak geldi. Gel. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Gel Elif, gel. Sosu indirelim. Gel dünyalar güzeli, gel. Allah. Bir buçuk daha keselim, yaşa. Gel. Dayanamadım, merhaba. İskender'e mi? Stüdyodan duyuluyor da o yüzden dayanamadım, geldim. Koku mu duyuluyor? Havalandırmadan mı gidiyor acaba, kablolardan mı? Bence izleyiciler de evlerinde şu anda o kokuyu hissediyorlar. En azından içlerinde. Ustam şöyle koyun da bir Elif'e tattıralım. Şimdi biraz ısıtacağız, kaynatacağız. Hamur olmasın diye. Gelince garson diyor ya, tabağı ellemeyin, sıcaktır. Tabii, ama ne güzel diyor, değil mi? Tabağı ellemeyin. Hani böyle hard diye önüne çekince yanında hemen şey veriyorlar. Bir yandan İskender ısınırken ben size bugün dönerden farklı bir şey yapayım diyorum. Ne diyorsunuz? Böyle dönerin pizzasını yapalım. Ama bir Elif yayına gidecek, ona bir tattıralım, oraya bu kadar gelmiş. Elif'e şöyle iş yapalım, direkt döner yedirelim. Direkt döner yedirelim. Gel. Bence Elif de bir kessin. Bakalım Elif kessin. Bu konuda yetenekli mi? Ben... Siz haberleri mi okuyacaksınız? Evet. Şimdi birazdan haberleri veriyorum. Sayısı. Bence Elif'e döner kestirelim. Bir yandan da bir sandviç yapalım. Dişini fırçalayacak önce. Haybetim, Allah seni inandırsın. Bir döner yedim demiş bana. Yan stüdyoda böyle. Habertürk'te bir olaylar oluyor. Vallahi Show TV'de böylesi yok. Elif Hanım'ı böyle alalım. Buyurun Elif Hanım. Buraya geldiyseniz bu döneri keseceksiniz. Önlük vereyim mi? Yok, fark etmez. Yanlarına gideceğim ama öyle. Şimdi Elif, bu işten sonra Elif'i evlendirip evlendiremeyeceğimize karar vereceğiz. Eğer döneri kesebilirse Altan Bey tamamdır. Evet. Ama kesemezse durum vahim. Elif o zaman. Hadi bizi mahcup etme. Hadi bizi mahcup etme Elif. Hadi bizi mahcup etme. Şu şekilde tutacaksın. Şuradan ben bir yol açayım Elif'e. Giderken de gelirken. Ama bir dakika, Elif'e torpil var burada. Bana yol açılmadı. Bana yol açılmadı. Ben rezil oldum burada. Bir dakika, mikrofonumu bulamıyorum. Oradan, Elif duyuluyor mu? Show TV'nin sesini alabiliyor muyuz? Burada. Alamıyorum. Mikrofonum burada. Şöyle tutacaksın bunu. Ben mikrofonu takabildim değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Tamam. Elif bak, çok önemli. Giderken de gelirken de kes. Tamam, bir saniye. Haydi bakalım. Elif, ben rezil rüsva oldum onun için. Bravo. Tamamdır. Yapabiliyor. Yapıyor abi. Gerçekten Elif'e bir alkış. Vallahi ben bu işi bırakayım, stüdyoyu terk edeyim. Bunu da yaptım. Bunu da yaptın. Yani pilavı da yapıyordum. O zaman yolumuz açık. Yolumuz açık. Ama bir de tattıralım değil mi Elif? Aynen. Elif'e döner tattıracağız. Şu pişkin tarafından. Pişkin tarafından. Nasıl eliyle mi yiyecek kız? Tabii tabii. Dur. Eliyle. Şöyle eliyle. Yanar eli. Hiç eliyle olmaz. Çatal var. Bir dakika çatal verelim. Çatal mı? Şimdi bu güzellikle. Nasıl? Yayına götürelim. Bu, şu anda stüdyonun ne kadar kalabalık olduğunu anlatamam. Tarihin en kalabalık anını yaşıyor ciğerci dükkanında sanki. Dışarıda da kediler var. Evet. Dolaşırlar ya. Bak Serkancığım, kızımız zarif. Hanım. Öyle kocaman bu kadar dedi, bu kadar şey verdi kızcağıza. Zarif bir şekilde yiyebileceği bir parça vereceğiz Elifçiğime. Hatta bu bile büyük. Ya direkt alsın yesin, o kadar büyük değil ya. Bir dakika. Hah. Bayağı korktuk yani. Bundan sonra bir yere gitmeyelim. Gel canım. Ah. Güzelim bahar rüzgarında döner kokuları. Biz İstanbul'u işte Show TV Habertürk kardeşliği kapalı. Böyle görüyorsunuz. İşte, gerçekten. Ya. Çok güzel. Ya. Laf olsun. O sizin kesin. Bak. Şurayı bir dikkat edebilir misiniz? Nasıl yarım böyle şey demin gördük kesiyor. Herhalde. Hemen bir tombik yapalım kendisine. Buraya kadar gelmiş. Ben de senin stüdyona geleceğim. Beraber sunalım. Bu arada. Çok istiyorum. Hep ben geliyorum senin. Evet. Ama bizimki ne kadar zevkli, eğlenceli görüyorsun. Çok bu arada ben... Elif'ciğim gel. Gelmişken sana hazır bir İskender mı? Yapalım. Bir de İskender. Evet öyle. Hazır mısınız? Hazır mısınız? O Jos. Bu sesi alalım. Oh kolesterol. Oh lipid, trigliserit. Ama lezzet. Atın ölüm arkadan olsun. LDL. Neydi doktorumuz? Canan Karatay. Ay. Dikkat edin. Evet. Duymasın. Evet. Oh. Yo İskender yapmaz. Şu şekilde. Ay. İskender. Üzerine bunun bir de şimdi fıstık atın. Yok daha neler. Evet. Yok yapmayın ne olur. Şöyle. Hayır. Fıstıklı İskender yoğurt olur mu? Kısmına. Fıstık değil o. Rakumin. Kısmına. Ete ay, karıştırmam. Kısmına. Tamam. Aynen. İskenderimiz hazır. Tadına şöyle. Bakabilirsiniz isterseniz. Uzaktan bakıyor Altan. Ben yok abi. Aynen. Ben sade dönerden birazcık gömeceğim. Gördüğünüz birazdan gibi et gömeceğim. Dönerinden İskender daha lezzetli yok, ve daha güzel. Yemeyeyim ben. Tereyağlı mereyağlı. Gelmişken bir tadına bakın bence. En azından yayın başlamamıştır. Yayın akar kendi kendine sorun değil ya. Buraya bağlansın. Ben şey şok. İskender yerken yayını kaçırdı. şok. Bayağı da sıcak. Çok güzel. Bakın hanımlar nasıl İskender yiyor görünüz. Allah. Ben de sabahları biraz yoğurt şeyim vardı. Keten tohumuyla. Gerçekten. Afiyet olsun. Başka bir tat var. Heh, bir dakika mikrofonu Elif'e vermemiz gerekiyor. Yönetmenim başka bir tat var diyor. Başka bir tat ne? Ne başka seni bir tat? Seni çağırıyor mesela? Galiba yayına. Beni çağırıyor evet. Çok lezzetli bir farklı bir tat geldi. Etinden değil mi? Yani şöyle tabii ki etinden. Sosu da farklı geldi. Şimdi bu et dana butunun. Beşli set dediğimiz parçalarından yapılıyor. Arka beşli bacağından set. Yapılıyor. Arka bacağından yapılıyor. %65'i dana, %35'i ise kuzu döşünden yapılıyor. Kuzunun yağlı kısımlarından. Doğal olarak kuyruk yağı kullanmıyoruz. Yağ oranını böyle dengeliyoruz. Biraz aslında sen çağ kebabı tadı aldın bundan. Evet. Çağ kebabı yan aynen. Yan kesiliyor ama. Yan işte yan böyle. Ama yani. Şey işleniş olarak yani hazırlanış olarak yakın mı? O öyle daha mi? Çok kuzu mu? Ya yakın değil. O tamamen kuzuyla yapıldığı için. Şimdi bizde de yağ yok. Hazmı kolay olsun diye kuzuya biraz yüklendik. Bu sefer işte aldığın tat oydu ama bunda koku yok. Koku yok evet. Ağır bir koku yok. Sen demin kokuyor dedin ama öyle bir koku yok. Hayır, lezzetli yok. Bir koku var. Hayır lezzetli bir koku var. Döner kokuyor dedim. Ay kızcağızı niye şimdi sıkıştırıyorsun? Estağfurullah. Yok. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim ben de. Bu güzel lezzetleri tattığım için çok teşekkür ederim. Çeşnici başı oldun bizim için. Çok güzel oldu. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Elif. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sana da iyi yayınlar. Elif'i seyretmeye devam kolay etmek gelsin, isteyenler Show TV'yi açabiliyorlar efendim. İskender yayını burada kaldığı yerden devam ediyor. Buyurunuz. Sade döner yok mu abi? Sade döner burada. Abi. Daha sade döner. Yani şuradan giriyorum direkt konuya. Konuya buradan mı giriyorum? Bu arada ben işin ana kısmına dönmek istiyorum. O da devletimizin et fiyatları ile ilgili politikası. Et fiyatlarını düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü et biliyorsunuz aldı başını gitti. Neden? Altın neden fiyatına aldı başını gidiyor? Çünkü yurt dışından yok anguslar, manguslar falan, yerli yetiştiricilik. Yerli üretim. İşte yerli üretimin olması gerekiyor. Yerli üretimi desteklemek biraz tabii farklı şeyler var içinde olayın. Yani yerli tarımı her şekilde, yani tarım ülkesi olduğumuzu reddetmemeliyiz. Bu bir gerçek. Tamam, teknik bir teknoloji ülkesi de olacağız ama biz tarım ülkesiyiz. Yıllarca şeyle övünmüyor muyduk abi? Topraklarında üretilen tarım ve hayvansal şeyler kendine yeten ender ülkelerdendik. Her şeyi ithal etmeye başladık. Yani bu bir politika, yanlış politika sonucu. Kim ne derse desin. Onu şimdi daha yeni farkına vardık. Hayvancılığı falan desteklemeye çalışıyoruz. Geç kaldık. Satrançtaki gibi adım olarak, hamle olarak geç kaldık. Ama şöyle de bir durum var. En azından her aileye et yeterli oranda girebilsin diye... Bir laf söyleyip kaçıyor, fark ettin mi? Evet, kaçıyor, ondan sonra ortalama bir... Yerli üretim. Bakın bu lezzet başka bir şey. Şimdi Arjantin'den gelen et, o da güzel, steak falan yapılıyor ama onu bu dönere... Dünyanın en güzel eti Arjantin eti. Ama işte başka şekilde pişirilirse. Ya şimdi işin şakası bir taraftan da atalım. Yani gerçekten biz dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Ben kendim restoran gıda işi yaptığım için biliyorum. Biz yurt dışında kullandığımız bir domatesi bile lezzetini alamıyoruz. Kıvırcığını bile tadını alamıyoruz. Ekmeğimizin bile tadını alamıyoruz. Bizdeki düşünce şu. Biz bir şeyi tutturuyoruz, hep öyle devam ediyoruz. Geliştirelim, bu işin iyisini yapalım diye bir şey yok. Şimdi Altan abi sen çok iyi bilirsin. Şundan 15 sene önce sizin memleketlerinizden... Ne abi? Sizin memleketlerinizden, işte Doğu'dan, Anadolu'dan, Antep'ten, Urfa'dan, Adana'dan İstanbul'a ustalar getirilirdi. Tabii. Sen şu an farkında mısın? Biz oralara usta gönderiyoruz. Açtığımız yere. Çünkü geliştirmiyorlar ve önlerini de açmıyorlar. Bu arada sözünü kestim Serkan ama şöyle de bir durum var. Tabii döner o kadar insanların rağbet ettiği bir yemek çeşidi ki çok fazla dönerci açılıyor. Farklı bir sürü. Şey gibi, yani bu yabancıların hani fast food dediğimiz şey var ya, sen büfe yemeği haline getirildi. Ben onu da yanlış bulmuyorum. Hakkıyla yaparlarsa o hale de gelsin. Fast food. Yani hamburger yiyeceğine, rahmetli Sakıp Sabancı'nın söyle bir lafı vardı. Elin Amerikalısı köfte satıp Türkiye bütçesinden fazla para kazanıyor demişti. Yani o biz içinde ne olduğu belli olmayan hamburgeri yiyeceğimize... Bence içinde ne olduğunu bildiğimiz sağlıklı döneri yiyelim. Allah döneri her zaman yiyebiliriz. Ben büfecilere lafım yok. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani sağlıksız ortamlarda güpegündüz sokağın ortasında kesiliyor. Et nereden geldiği, nasıl yapıldığı belli değil. Yok içinde istemediğimiz büfecilere değil. Aynen. Ben şöyle uzağa gidebilir miyim ya? Çok kötü kokmaya başladık. Bir de yiyorum farkında olmadan. Yanlış anlamayın yani. Farkında olmadan. Abi aşığın farkında olmadan diyor. Şimdi bakın. Aşığın karnı doydu mu gözü pabuçlarına ilişirmiş. Öyle yedim. Tabii hani halk aşıklar Anadolu'da böyle misafir edilir. Bağlamasını çalar, yemeğini yer. Yavaş yavaş ulan ben bir şeyler olsa da şuradan artık gideyim diye böyle çaktırmadan ayakkabılarına bakarmış. Şimdi dönerimizi yedik. Sohbet güzel. Sohbete doğru kayıyoruz. Bir şey soracağım. Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Yarın Başakşehir Beşiktaş kaç? Ben yıllar önce böyle çok müthişken bir iddiaya girmiştim. Müthişken. O kadar yani Beşiktaş müthişken ve ben her zaman şimdi müthiş değil mi? Kaç senedir şampiyon. Hayır şöyle söyleyeyim. Ya önüne gelene böyle hani 3-5 atarken iddiaya girdik. Hatta öyle ukalalık yaptım ki TRT'de bir yönetmen arkadaşımla, seslendirme yönetmeni Ankara'da. Dedim ki şu kadar fark bile senin olsun dedim. Abi dakika 1 çok önemli bir futbolcumuz sakatlandı. Dakika 10 çok önemli diğer futbolcumuz kırmızı kartla atıldı. Şeyi zor kurtardık. Paçayı. Evet, paçayı diyelim. Tamam. Sen söyleyemedin, o söyledi. Yani. Paçayı. Paçayı zor kurtardık. Paçayı o yüzden kurtardık. Ama şöyle söyleyeyim, takımımız iyi. Hani bugünkü maç biliyorsunuz çok önemli bir derbi. Fenerbahçe, Galatasaray. Hani onu yenerse filan bizim derdimiz, yani bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Fener yensin. Hayır, öyle bir derdimiz yok. Biz şampiyon olacaksak önümüzdeki takımları yenip şampiyon olacağız. Yani o onu yensin, bu bununla puan matematiğe kalmasın. Böyle bir derdimiz yok. Yani. Şimdi Galatasaray lider ve çok da güzel toparladı hemşerim Fatih Hoca. Bizim önümüzdeler ve bizim onlarla maçımız var. Hani maçımız olmasa diğer takımlardan medet umarsın. Galatasaray'la maç yapacağız ve her şey yolunda giderse yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Bir dokundum bina işittim. Öyle. Yani şey gibi söyleyeyim yani 2-1 olur deyip böyle kestirecek miydim? Biliyorsunuz konuğun makbulü, soruların soruları. Teşekkür ederim. Yani çok konuşan, doğru konuşandır. Çok ve tatlı konuşandır. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sevilendir. Bu arada Karşıyaka, İzmir Karşıyaka. Bostanlı hatta göbeğinden. Yani kimse üzerine alınmasın. İşte İzmir Karşıyaka. Yapacak yani, her zaman. İyi kız. Figen Hanım da oradan böyle yapıyor. Ne güzel. Ya. Ne güzel. Bizim okulumuz ya 35,5. 35,5 evet. 35 Kapsim kaplı mısınız siz de? Karşıyakalıyız biz. İşte yapacak bir şey yok. Yani. İyidir Karşıyakamız, İzmir'imiz. Tabii, çok seviyorum. İzmir'i çok özledim. Acilen İzmir, gitmem lazım. İzmir, Karşıyaka hepsini çok seviyorum. Ben Göztepe'yi de severim. Altay'ı severim. İzmir severim. Takımlarından da. Alsancak'ı da severim. Narlıdere'yi de severim. Foça, Foça benim çocukluğum Foça'da geçti. İşte ev var orada. Konak'ta. Konak sahil. Çok şey ya. Sahilini severim. Yok sahili kalmadı Konak'ın. Hep içeri doğru çekildi oralar. Tabii orada böyle rekreasyon alanı yapıldı oralar. Abi. Senin kadar sık sık gidemiyoruz biz. Yok, bir gün beraber gidelim. Açılışınızı yapın inşallah. Biz de gelelim. Bu muhteşem lezzetlerden yiyelim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sevgili Altan Gördüm. Ne kadar sevdiğimizi söylemeye gerek var mı? Bilmukabele derler eski tabirle. Çok iyi biliyorsunuz. Sevgili Alize'ye, Vahide Hanım'a çok sevgiler, saygılar lütfen. O kadar tatlısınız ki, o kadar sıcak, kendinden emin, olduğu gibi bir insan. Dostların arasındayız, yabancı kimse yok. Aynen. Sağ olun. Ve sevgili Serkan, buyurunuz. Ben de buradan size ve sizin ekibinize çok teşekkür ederim. Daha sabahın erken saatlerinde geldik. Bizi ağırladılar, ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Pırıl pırıl arkadaşlarımız var. Yayından sonra hepsine döner ısmarlayacağım. Bir de buradan çok üst üste arayıp da böyle bir selam isteyen bir abimiz var. Adanalı senin hemşerin. Avukat Hakan Tamgüç'e bizi ve ekibimizi çok iyi ağırladı. Öncü oldu, orada kendisine restoran açıyoruz. Birlikte açıyoruz. Ona da çok selamlar buradan. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu getirdiniz, kurdunuz, arkadaşlar geldi. Burada biraz... Zaten restoranlarımızdan birisi buraya çok yakın. Hah! Yani böyle ara ara böyle alıp döneri getirelim. Buyurun. Arkadaşları da çok sevdik, onları da harika. Çok sevdik. Çok mutlu oluruz. Kanal bizim kanalımız. Zaten Oylum Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yakın bir insan. Sağ olun. Çok teşekkürler. Rejideki arkadaşlarımın durumu nedir? Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Döner bekliyorlar değil mi? Kokular buraya kadar geldi. O zaman ben yayına... kısa bir ara veriyorum. Sevgili Sinan Engin bizlerle beraber olacak. Bu arada... Bu güzel organizasyonu da şöyle arkaya doğru bizim ekibimize doğru, Habertürk'e doğru alalım. Show TV'de musallat oluyor, görüyorsunuz. Herkese yetecek kadar var değil mi? Aynen, bana da bir tane bırakın ama ya. Şöyle köşede bitirdikten sonra. Bende. Çok teşekkürler. Ben bizzat ilgileniyorum. Yoksa yaşasın. Yerler yani. Ama arkadaşlara yetmezse benimkini de verin. Sizin dönerinizi vermem ya. Verin. Vermem. Onlara ben yeni getirtirim, sizin dönerinizi vermem. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kısacık bir ara veriyoruz ve bu çok değerli dostlarımıza bizlerle beraber oldukları için teşekkür ediyoruz. Ustalarımıza da teşekkür ediyoruz. Orada yoruldular. Sağ olunuz. Emek verdiler. Kısacık bir ara vereceğiz ve Sinan Engin bizlerle beraber olacak. Bugün malum derbi günü. Bakalım Sinan Engin derbiyle ilgili neler söyleyecek ama Sinan Engin'e sadece bir futbol adamı demek doğru değil. O bir yaşam adamı, gusto adamı, kıyafet adamı, sohbet adamı, da adamı. Kısacık bir ara.